Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam istiklalar ekranımızda olsun. Xitay tel yezik siyasetini irqi qırğınçılıq cinayetige maslaştırmaqta. Şarkı Türkistan'da 2024 yıllık tel yezik hizmeti yığını ekilgan bolup, Xitay tilini öğrenişini küçeytiş ta'kidlengenden başka tel yezik hizmeti atalmış Junxua milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş, medeniyet arqalıq Şinjan'ı uzuklandırış degendek irqi qırğınçılıq siyaseti ibarları bilen bağlap düşendirilgen. Xitay Xalq Torining 2 iyun xabar qilishicha 14 may 2024 yillik atalmış Uyghur Abdunum rayonluq tel yezik xizmeti yig'ini ochilib, 2023 yillik xizmetler xulosalangan ve bu yıllık nuqtalıq vazifeleri o'rinlashtirilgan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq partikom daimi komitetining a'zosi, teşviqat bo'limining boshlig'i, ma'arif xizmeti komitetining sekretari Wang Jianshen yig'inda so'z qilgan. O televizyon kesipidekilerinin televizyon hizmetinin her kaysi milletlerinin alaqısını ilgiri sürüş, atalmış Junxua milleti ortak gavdesi enini müstehkemleş, medeniyet arqalıq Şinjan'ı uzuklandırış, devletinin ortak televizyonu umumlaştırış salmaqını zor aytış gereklikini tilga elip bildirilgan. Yığın ahırıda Wang Jianshen yana devletinin ortak televizyonu ögünüş, şiltiş önümünü östürüş gerek. Xalqara Xitay tili ma'arifining taraqqiyotini ilgiri sürüp, televizyon komitetinin yürüyüş mexanizmini mükemmelleştiriş gerek deb jar salgan. Yığınğa Ürümçi şehri Qashqar vilayeti, atalmış Şinjan Üniversitesi, Pedagogika Üniversitesi'ndeki emeldarlar, mesullar qatnaştırılgan. Ama haberde Uyghur televizyonuna alaqadar hiç qandaq mazmun tilga ilinmagan. Xitay Şarqi Türkistan'daki irqi qırğınçılıq cinayetlerini izcil devamlaştırış bilen birge, milyonluğun ösmürlerini atalmış yataqlıq mekteplerde xitaylaştırıştın sırt, Şarqi Türkistan xalqını Xitay televizyonu ögünüş ve şildişge mecburlap kelmekte. 2023 yılı Şarkı Türkistan'da atalmış Xitay ortak dilini umumlaştırış teşviqat haftalığı faaliyeti başlangandan keyin Xitay Şarkı Türkistan'daki her kaysi caylarda teşviqat meslehet beri süpsi tesis kılış, Xitay klasik eserlerini diklimasiya kılış faaliyeti ötküzüş, dehqan çaruvçılar keçlik kursida ders ötkici xadimlar ülgü görüstüş kursi içiş, aile boyunca birlikte Xitay ortak dil yazıqını ögünüş digendek faaliyetlerini teşkilligen. Xitay 2017 yılından başlap atalmış Şinjan'ı medeniyet bilen uzuklandırış kuruluşu namlıq planını icra kılışqa ve teşvik kılışqa başlayan bulup, bu arqalıq Şarkı Türkistan'daki Uyghur kadarlıq Türkiye milletlerinin Xitay medeniyetini kabul kılışqa mecburlamaqta. Şunaqla atalmış milletlerini öz ara koşu etiş fikrini küçep teşvik kılıp, milli kimliki ve dini itikadini umumyüzlük bastırmaqta. Dokulatlarga asaslanğanda növette ata anısının tartibilingan ya ki ata anısı ceza lagırda bolğanlıqı sebeplik, balalar lagırga kamalgan milyonluğan Uyghur balalardın sırt, Xitay yıllardan buyan Şarkı Türkistan'da yolu koyup kelibatkan başlangıçtan tartıp yataqlıq oqıtıldığan mektəblərdə mi milyonluğan Uyghur ösmür pütülləy Xitay tildi tərbiyelinib qalmasın, Xitay mədiniyeti komünizm ideyesini məcburi qubul qılmaqda. Xaqan Fidan Xəzzide uruş toxtışda Xitay bilən davamlıq həmkarlışımız dedi. Türkiye Taşqı İşlər Ministri Xaqan Fidan'nın Xitayının təklifiga asasən 3 iyundan 5 iyungacha orunlaştırılgan ziyareti devamlaşmaqda. Türk haberleri torunun bugünkü haberde bildirilişçe, Türkiye Taşqı İşlər Ministri Xaqan Fidan, Xitay Taşqı İşlər Ministri Wang Yi bilen görüşkende, Xitayının Palestin meselesini iki devlet prinsipi boyunca hal qilish çaresini qo'llaganligini muayyenleştiriş bilen birge, Xitay bilen Xazzide uruş toxtuş meselesi de devamlıq hemkarlaşılganligini ta'kidlagan. Xaqan Fidan Wang Yi bilen görüşkenden keyin birleşme bayonoti e'lon qilgan bo'lib, Fidan bayonotida Xitay bilen Türkiye Asiyadaki ikki qadimiy medeniyet, Asiyaning harakatlantirguch kuchi, ikki davlat munosabati Prezident Recep Tayyip Erdoğan ve Rais Xi'ning tasavvuriga asosan ilgirilmoqda degan. Fidan bu jarayonda yana Palestin masalasi haqida to'xtalib, biz Xitayning ikki davlat prinsipi bo'yicha hal qilish chorasini qo'llaganligiga apirin o'qiymiz. Xi Jinpingning tinchlik yig'ini chaqirishi intayin muhim. İsrailiyani qoral va siyosiy jihatdan qo'llaydigan ba'zi davlatlar İsrailiyaning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sherik bo'lmoqda. Biz G'azzada urush to'xtatish uchun Xitay bilan birlikda davomli tirishchanlik ko'rsatamiz degan. Fidan körüşti yana Türkiye bilen Xitay'nın nurgun sahada ortak göz karıştı ikkallikini bayan kılıp, Türkiye bilen Xitay'nın Ukrayna meselesi de ortak tonuşu bar. Türkiye Xitay'nın zemin pütüllükini tuluk kollaydı, degen.
Хақан Фидан Үрімчі ва Қашқарны зиярат қылдығанлығы хақыды сөз қылып, Үрімчі білен Қашқар қадеми түрік ислам шәһәрідір. Бу ерлер Хытай білен ислам дүниясының көрігі. Халықларының іштіпақлықы біздің байлығымыз. Ішкі дөлет соды мектарыдегі тәңпонсызлықны түгітіш керек. Тәңпонсызлықны түгітіш доғырсыда конкрет тәкліпліріміз бар. Хытай мәдениет ва саяхат министері бу хапты Түркияге барыды деген. Bildirilishicha Xaqan Fidan Xitoy ziyoratining 2-chi kunida Xitoy muavin raisi Xanjing bilan ko'rishgan bo'lib, 4-5 iyun kunlari ayrim-ayrim Urumchi va Qashqarni ziyorat qiladi ekan. Iron tashqi ishlar ministrligi Xitoy bosh elchisini chaqirdi. Iron tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Tehronda turishliq bosh elchisini ministrligiga chaqirib, bir qism orollarning egalik huquqi masalasida noroziligini bildirdi. Amerika vazining xabar qilishicha Iron tashqi ishlar ministrligi 2-chi iyun Xitoyning Tehronda turishliq bosh elchisini chaqirib, Xitoy va Arab birlashma xalifaligining 3 orolning egalik huquqi to'g'risidagi bayonlariga norozilik bildirgan. Iron bilan Arab birlashma xalifaligining har ikkisi Abu Musa oroli va Chong kichik Tunib orollarining egalik huquqini talab qiladi ekan. Ammo Iron 1971 yildan boshlab bu 3 orolni egallagan. Uzoq o'tmay dengiz qo'ltiqidagi 7 arab xalifaligi Angliyadan bo'linib chiqib mustaqillikka erishgan va keyin arab birlashma xalifaligini qurgan. Navbatda arab birlashma xalifaligi Amerika bilan ittifoqdosh holatda turmoqda. Iron davlat taratqularining xabar qilishicha Iron Xitoyning Tehrondagi bosh elchisini chaqirib, Xitoyning arab birlashma xalifaligi bilan e'lon qilgan o'rtoq bayonotdagi asossiz fikrlarni qo'llaganligiga qarashtirganligini bildirgan. Iron davlat taratqulari bu haqda Iron tashqi ishlar ministrligi bu 3 orolning davlatning mangulik zimini ekanligini ta'kidladi. Biz Xitoyning bu masaldagi maydonini o'zgartirishini umid qilamiz degan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy Iranning yaqinqi 10 yildan buyonqi eng cho'ng savdo hamrohlarining biri ekan. BDT amaldori Rafahda rolini joriy qildirayotgan doktorxona qolmadi dedi. G'azzaning Rafah shahrida rolini joriy qildirayotgan doktorxona qolmaganligi bildirildi. Turkiya Avaz radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insonparvarlik ishlarini moslashtirish ishxonasining Palestin insonparvarlik ishlarini moslashtiruvchisi Andrea De Domenico Quddusdagi ishxonasidan tor muhitida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazib, G'azzada yuz bergan voqealarga aloqador eng yangi ta'sirotlarini o'rtoqlashgan. U G'azzaning o'rtasida bir doktorxonani qaytadan qurish uchun zo'r tirishchanliklar ko'rsatilmoqda. Ammo Rafahda dala doktorxonalardan boshqa rolini joriy qildirayotgan doktorxona qolmadi degan va dunyoning har qaysi joylaridan rayonga davolash atrotlarining avatilganligini, ammo bu doktorlarning yaralanganlarni davolaydigan o'rin topolmasligining kishini ichindirganligini ta'kidlagan. Domenico BDT'ning G'azzadagi maktablarida toki yaqinqi mazgillargacha 600 mingdan ortiq o'quvchining o'qiganligini, hozir bu balalarning yerlik hukumatsiz tashkilotlarning ba'zi ixtiyoriy faoliyatlardan boshqa hech qanday ma'rif muhitidan bahramand bo'lolmayotganligini tilga olgan. U BDT'ning G'azzada davomli mavjud bo'lib turishining hozirgi sharoitda intayin mushkullashib ketganligini bildirib, rostini aytsam, dunyoda sistema bundoq suiiste'mol qilingan boshqa joy yo'q. Men G'azzadan boshqa bir yerda bundoq sharoit ostida faoliyatlarini davomlashtirayotgan BDT vakolatxonalarining yo'qligiga ishonaman degan va 2023 yili 7 oktyabrda boshlanib 36 mingdan ortiq falastinlikning o'lishini keltirib chiqargan Isroilning hujumlarining yil oxirigacha davomlashish ehtimolligining birli so'z bilan aytganda qo'rqinchli bo'ladiganligini qayd qilgan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Ayting programmamizni ko'rishguncha aman bo'g'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.